Bize. Bugün ilk konumuz Alişan. Çünkü herkes Alişan'a cimri dedi olmadı. Yüzük sponsor mu dedi. Yok bu senin kıyafeti sponsor mu? Neler neler söylediler. Alişan'ın burasına geldi. Hep beraber izleyelim Alişan bize öyle özel neler söylemiş efendim. İzleyelim. Ayrılıkla korkutamaz mı? Ölümden korksaydı kaşık olmazdı. Evlenemez denilen Alişan 6 Mayıs'ta evleniyor. İşte çok özel açıklamalar. Allah'ın izniyle işte 6 Mayıs'ta evlenip ondan sonra zaten kendi evimizde yaşamaya başlayacağız. Olaylı evlilik teklifini nasıl yaptı? Benimle evlenir misin? Bravo. İlk kez bir evlenme teklifi yapıyorum. Ve bunun da hayatımdaki en özel an. Ve Buse için de en özel an olmasını istedim. O kadar konuşuldu ki. Kız isteme töreninde tuzlu kahve içmeden olmaz. Alişan'ın damat kahvesi nasıldı peki? Evet. İnanılmaz tuzlu ve biraz şekerdi. Çok şekerli ve çok tuzlu. Alişan kimlere sitem etti? Ben şuna çok üzülüyorum ve çok sinirleniyorum. İnsanların hiç hadleri veya görevleri olmadan başkalarının hayatları hakkında, hayatları diyorum ama benim mesleğim hakkında istedikleri eleştiri yapabilirler. İlk kez açıkladı. 150 bin liralık tek taş yüzük sponsor mu? Böyle bir tanesi bir şey yazıyor ve buna gerçekten insanlar inanıyor. Ya yüzüğü sponsorluğu mu? 150 bin lira sponsorluk öyle bir şey var mı? Hani fiyat olarak da demiyorum 150 bin, 200 bin, ne bileyim 250 bin böyle fiyat dağıtıyorlar ve bunu sponsor diyorlar. Hani böyle bir bunu karşılayacak bir sponsoru varsa vallahi sponsor isterim yani. Evlenmeye gün sayan Alişan açtı ağzını yumdu gözünü. Ya bu saatten sonra çalışmasam da veya hiçbir şey yapmasam da beni en azından geçindirebilecek kadar böyle belirli yatırımlarım var çok şükür. Bugüne kadar hiç kimseden hiçbir şey istemedim. Hele ki kendi düğünüm için gidip de yok yüzük sponsor, yok düğün salonu sponsoru, yok işte bilmem ne sponsoru, sponsoru bu sponsoru yapmadım. Bundan sonra da yapmam diyorum. Neyse neyse biz güzel şeylerden konuşalım. Düğün tarihi gitgide yaklaşıyor. Düğün tarihi yakın, meşalelere yakın. Düğün davetiyeler önümüzdeki hafta çıkacak, ben dağıtacağım. Seda ablaya ellerimle getireceğim. Seda ablam da sağ olsun onu aradım, kırmadı beni. Sahnede Seda abla olacak. Seda Sayan Alişan'ın düğününe sponsor oldu. O gece o kadar karmaşık oluyor ki ben de kimsenin üzülmesini, kimsenin kırılmasını istemem. O gece bu işi en iyi idare edebilecek kişi Seda Sayan'dır. O yüzden ondan rica ettim. O da sağ olsun hiçbir ücret almadı. Evet, Seda abla düğünümüz sponsor oldu. Bunu açıklıyorum. Alişan'ın çocuk özlemini bilmeyen yok. Hemen çocuk sahibi olmayı düşünüyor mu Buse ile? Allah izin verirse tabii ki. Hemen yani. Var mı böyle gönlünüzde? Kız olsun, erkek olsun. Ya hiç fark etmez ya. Sadece bizim ailede çok fazla kız olduğu için. 26 senedir bunu hep söylüyorum. Erkek çocuk yok. İnşallah erkeği bulabilirsem. Mutlu olacağım ya. Yani. Dede ablacığım 8.30'da nikah. Saat 10 çeyrek gibi sahnedesin. Odan hazır. Sana iyi sahneler diliyorum şimdiden. 6 Mayıs günü. Kanadıkça büyüyorum tutaşlar. Bu kaderi senle birlikte yazdım. Bizi ayrılıkla korkutamazlar. Ölümden korksaydı kaşık olmazdı. Dizi setinde muhteşem bir evlilik teklifi, romantik ve bence Alişan çok üzülmüş Nurcan abi. Ya, yani artık bu her şey sponsor mu? Bir Seda Sayan sponsor, tamam o ortada, herkes biliyor. Yani sponsoruz. Onu Alişan da söylemiş ama onun dışında yok yüzük sponsor, yok kıyafet sponsor. Kız 150 milyarlık nerede? 150 bine sponsor. Kim sponsor olsun yani, değil mi? Bir de zaten sponsor olsa üzerine basa basa söylemesi gerekmez mi? Tabii canım. Yani tabii canım, söylemesi lazım. Sponsor verdiyse diyelim, bir firma buna sponsor olduysa ister ki adı zikredilsin. Hayır, Alişan'ın bütün fotoğraflarını bütün geri alır, geri alır. Sponsor olan yani.
Şimdi Alişan çok sahici birisi. Çok can, yani çok olduğu gibi olan birisi. Doğal. Çok doğal birisi. O yüzden bu şeylere çok üzülüyor ve kırılıyor. Naif bir arkadaşımız. Yani naif bir genç. Ama yani bunun birçoğunda kendisi yol açıyor. Şimdi mesela diyor ki röportajda ilk defa evlenme teklif ettin diyor. Peki ben şimdi isimlerini söylemeyeyim ama bundan evvel Alişan'ın bir sürü nişanlandığını, kız istemeye gittiğini biliyoruz yani. Ama bir dakika şunu söyleyeyim. Acaba evlenme teklif etmeden mi kız istemeye herhalde gitti? Herhalde. Onlar acaba hani başkaları konuştu, anlaştı. Olur mu canım? Sen öyle bir evlenir misin demedi. Ya, olur mu öyle şey canım? İnsan kız istemeye gidiyor. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle istiyor. Görüntüyü kastediyor Sinem'in dediği gibi. Hani öyle bir... Bence kimseye böyle özel bir şey yapmadım demiş olabilir mi? Ya öyle de dese yanlış, çünkü gitti evine kadar gitti. Kızı bizim sevgili Esra'nın kardeşinin evine kadar ailece gittiler. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle yüzüklerini de taktılar. Hayır, sonra yürümedi, o başka bir şey ama. Benimle evlenir misin diye sormamıştım. Ama sonra ona gider misin? Gider, bazen yani kendiliğinden gelişiverir. Evet. Anan babanla beraber peşine takılır gidersin. Kendin özel bir görücü şey... Görücü usulü. Ya görücü usulü diyelim. Kendin özel teklif etmezsin ama Alişan Buse'ye özel şeyler yaptı. Yani Buse'nin özel olduğunu bize ilk günden gösterdi. Evet. Ve tam 4 aydır beraberler. Bakın çok kısa bir süre. 4 ayda da evlilik teklifi aldı. Tarihler, her şey hazır. Sinan canım şey daha böyle... kısaydı. Eda ile olan nişanlılığı daha kısa sürede olmuştu. Yani yine bu 4 ay uzadı. Hatta bu uzadı ilk mı? Önce biliyorsunuz dizi için beraberlik falan dendi. Tabii öyle dendi ama helal o. 6 Mayıs'ta da evleniyorlar. Allah mutlu etsin. Çünkü Alişan amin, mutlu olmayı gerçekten hak eden bir genç. Hak eden bir sanatçı. Allah mutlu etsin. Ben o demin söylediği lafla alakalı şuna takıldım yalnız. Bence içinden gelerek, bu kadar isteyerek... Bunun manasını bu kadar fark ederek evlenme teklif ettiğini kastetti. Evlilik teklifi olmadan istemeye gidilir mi, gidilmez mi? Gidilmez. Gidilir mi? Hmm, sürpriz gibi yapsın falan gibi mi diyorsun? Yok, hayır. Mesela diyelim ki sevgilim var benim. Bana evlenme teklifi etmedi ama baktım ailece beni istemeye... Bak ne hayaller içindeyim. Ailece diyelim ki beni istemeye geldiler. Olur mu yani? Önce bana evlenme teklif etmesi gerekmez mi? Tabii ki. Tabii ki. Tabii kabul etmezsen de zahmet etmesinler. Ha, Alişan da o zaman daha önce etmiştir diyorsunuz yani mutlaka. Tabii ki etmiştir. Etmeden olmaz yani, olmaz. Ben Alişan'a şurada hak veriyorum. İçinden gelerek bu kadar isteyerek etmediyse onları kale almıyor mu acaba? Hani ama kötü da, anlamda da demiyorum değil. Ama. O da, Alişan öyle bir çocuk değil. Hayır. Yok. Alişan o geçmişine o şekilde davranacak bir çocuk değil. Gerçekten bir çocuk. Hayır öyle ya bir ama bak değil. Şöyle düşün. Çok istediğin zaman bir şeyi öncekileri gözün görmez ya. Evet, biri gelir bütün geçmişini unutturur Nurcan abicim. Ama her heyecan yani bunlar heyecan işi. Tabii şimdikine bu heyecanı duyuyor. Belki bundan öncekine de daha kuvvetli heyecan duydu. O zaman evlenirdi. Yani... Bence bu kadar olmaz, kuvvetli olmaz değildi. Cimri lakabı için ne düşünüyorsunuz peki? Bu böyle Alişan'ın üstüne yapış kaldın ya, bu da çok sıkıcı bir durum. Ve Alişan bunu dert etmiş. Artık kafa tutuyor. Düğün yapacağım yer falan. Bak aslında değil. Hem dert ediyor hem de şakasını yapıyor. Seda Sayan oradan mesajlar yolluyor. Seda Sayan sponsor oluyor bana diye. Geldi, kendi de geldi. Şaka yaptığı için. Dün gittiğimiz ekibin içerisinde Alişan da vardı. Elinde de bir torbası sanıyorum. Cumhurbaşkanımıza davetiyeler falan verdi. Oradaki arkadaşlarına. Abla dedi, düğündesin biliyorsun dedi. Biliyorum dedim, geleceğim dedim. Geleceğim ne demek dedi. Oğlum geleceğim dedim işte. Öyle değil dedi, sahnedesin. Oğlum biliyorum dedim, para yok dedi. Tamam be, biliyoruz dedim. Allah Allah. Tamam biliyorum dedim, gülüyor. Bu ya durumda bir tek şu anda, değil mi? Legal olan yani Seda Sayan sadece sponsor. Onun dışında yüzüğü para verdim aldım. Sponsor. Sonra sponsor değilim o benim canım ya kardeşim. Kardeş. Ama biz çıkıp da para alsak ne olur, almasak ne olur Allah aşkına. Bir de şunu söylüyor Alişan. Biz müziğimizi yaparız. Çalışmasam da param var diyor adam. Ya canım Alişan'ın öyle yatırımları bir şey ihtiyacı var yok diyor. Yani ben bir şekilde olmaz geçinirim mı diyor. Sonra Buse çok kaç mütevazi yıldır bir kız. Bence Buse böyle uçuk hayalleri olan, uçuk hayatı olan bir kız değil. İnanılmaz mütevazi ve sade hayat seven bir kız. Zaten nişanı bence falan da... Bence Alişan'ın annesi bu yüzden Buse'yi çok sevdi ve ayrı bir yere koydu. Bence de. Evet. Ben bence anladım. Bir de ne düşünüyorum yani biliyor musun? Hiçbir erkek eşine aldığı yüzüğü başkasının parasıyla takmak istemez. Yani evi, arabayı ıvır zıvır evet sponsorla halledersin ama o yüzük adamın gücü neye yetiyorsa 3-5 fark etmez. Kendi parasına yettiği yüzüğü takar zaten. Bence de yani. İstemez ben sponsorun ki yüzüğünü niye takayım değil mi reklam karşılığı? Gücün neye yetiyorsa onu al.
O yüzden bu yüzükle ilgili, sponsorlukla ilgili konuşmayın kardeşim. Alişan'ı kızdırdınız, üzdünüz yani. Başkalarına söylüyorum, bize değil. Çünkü biz konuşmuyoruz. Adam kendine güveniyor. Yatırımlarım da var benim diyor. Her şeyi de dört dörtlük yapacağım diyor. Yani ama bu starların hepsinde bu cimrilik yaftası var. Ben, mesela? Yani ben 40 yıldır bu camianın içindeyim. Ama bir şey söyleyeyim, biraz da olsun be Nurcan. Olsun tabii, olmasın demiyorum. Olsun yani. Bak, parasının da kıymetini bilsin. Zeki Müren içinde dendi ki ben çok yakinen biliyordum. O bütün da çocuktu starlar, yani kaç yaşından beri bütün tanıyorum starlar çocuğu. Için, bütün starlar için bu laf söylenir ve hakkıdır da. Çünkü bir şeyi kazanmak için çok büyük bedel ödüyorlar ve çok değerli şeyler kazanıyorlar. Bilsin, o yüzden de cimri oluyorlar. Kıymeti. Hakkıdır da yani. Bir de aferin. Star olarak kalmak da zor bir şey. Star olmak kolaydır. Siz çok daha iyi biliyorsunuz. Korumak Seda. Zor. Yani Allah göstermesin öyle çok insanlar gelip geçti. Bir yerlere ulaştılar. Mevki sahibi oldular ama doğru. Puf, bitiveriyor bir gün. Yani erkeklerin, siz ne diyorsunuz şimdi, Alişan iyi mi yapıyor diyorsunuz? Çok iyi yapıyor. Tutumlu aferin olmakla. Ona. Aferin ona. Öyle bence yapıyorsa de. İyi yapıyor. Bence de aferin. Sen iyi yapıyor. Sen ne diyorsun Cun abi? Ya tabii canım, yani şimdi zaten cimrilik normal ailesine harcamaların dışında. Doğru. Eğer bir yere gidiyorsan işte 3 kişi bir yere gidip çay hesabını, çay parasını sürekli 3 kişiye ödetiyorsan o sıkıntılı. Hmm. Ama Alişan öyle bir çocuk da değil, ben biliyorum. Alişan bence misafir ver ver yedirin. Bir kere ailesine bakıyor. Bütün yeğenleriyle iç içe. Yani aile adamı Alişan ve Buse ona çok yakıştı. Çok. Çünkü Buse inanılmaz mütevazi bir kız. İşte şu resimden, yani şurada izlediğimiz görüntülerden bile ne kadar mütevazı normal. Olduğu şu evin içinde, evde çok, çok güzel, çok ama. Mütevazi bir tören yapmışlar. Şimdi isteseler bunu dışarıda yapabilirlerdi. İnanılmaz şaşalı yapabilirlerdi. Çalıştığı mekanların hepsinde yapabilirlerdi. Ona çok açarlar doğru. Sonuna kadar dükkanları, mekanları. Ama bunu tercih ediyorlar. Bu senin de ailesi, Alişan'ın ailesi. Her şey çok güzel. Bence çok kıymetli ve iyi yani. Alişan'a 6 Mayıs'a kadar Allah kolaylık versin. 6 Mayıs'tan doğru. Sonra da doğru. Yok eşine ev aldın mı, eşine araba aldın mı, bunlar konuşulur. Bebek, ne bebek. Ben? Bebek konuşulur. Bebek. Evet. O zaman sizi baba olacak birine götürüyorum. Ama ben burada madem Seda Hanım burada sponsor, ben Seda Hanım'dan, Alişan'dan bir söz almasını istiyorum. Nikah yapıldıktan sonra ilk ertesi gün buraya gelsinler. Ay ertesi çift günde olarak. Mi? Nikahtan sonra ertesi gün Buse ile Alişan buraya gelsin. Seda Hanım öyle bir anlaşma yapsın madem. Aa yok canım. Balayına giderler. Ben bir şey talep etmeden bir şey yaparım. O benim kardeşim. O zaman kardeşinse ve ablasının programına gelecek o zaman. O zaten içinden gelir. Geliyor. Aslı'nın da gidiyoruz. Aslı Hünen'in de tabii düğününe gidiyoruz. Düğününe gidiyoruz 10 Nisan'da. Şey, onda da çıkacağız. Eğlendireceğiz, canım, şarkı olmaz söyleyeceğiz. Olmaz demiyorum ben, olsun. Kardeşimiz, ama onlar da bize evleniyor. Gelsinler. Ya beni çağırılan ben her yere giderim. Hiç arkadaşlar önemli. Seda Sayan ve ekibi için düğün sezonu açılmıştı. Bana millete hayırlı olsun diyorum. Bedava düğünler, bedava.